Galibiyetler evet. takımdaki motivasyonu da artırır. Tabii büyük bir mutluluk yaşandı. Hatta Icardi'nin offside gerekçesiyle sayılmayan bir golü var. Yani maçın bitimine doğru. Orada işte, aşkın olayım çalmaya başladı. Bir anda bayram havası esti. Yani gerçekten kabus gibi bir geceye dönüşebilirdi Galatasaray açısından bu maç. Gaziantep'te yani ligin belirli bir standardın üstündeki takımlarından birisi. Ama ilk yarıdaki oyun seyirciyi biraz üzdü. Kerem Aktürkoğlu gibi son iki maçta ikişer gol atmış kendi öz evlatlarına karşı da hani bugün tepki gösteren bir Galatasaray taraftarı vardı. Ben Galatasaray taraftarını çok uzunca bir süredir stat şartları ve doluluk oranı nedeniyle ve geriye düşülen maçları çevirirken ki performanslarından dolayı koreografileriyle her zaman takdir etmiş bir ismim. Ama bugün Kerem Aktürkoğlu'na yapılanı anlayamadığımı belirtmek istiyorum. Geçen hafta ikişer gol attıktan sonra ben de artık Keremciyim demiştim. Kerem Aktürkoğlu'cuyum demiştim. Ama Kerem Aktürkoğlu bugün kötü oynadı. Bunlar olabilecek şeyler. Fakat hani Kerem'in geliştirilmesi gereken hala pek çok yanı olduğunu da bir kez daha görmüş olduk. Ama bu Kerem'e tepki göstermek, şampiyonluk yolunda burun farkıyla geçen şampiyonluk yarışında devam eden Avrupa macerasında bu kadar önemli, bu kadar skora tesir eden bir oyuncunun demoralize edilmemiş olduğunu umut ediyorum Galatasaray adına. Galatasaray'da bugün hani Okan Buruk'un bir jokerleri var. İşte en belirgin olanları Barış Alper, Kaan, değil mi hocam? De ama yani bir destede iki joker var. Galatasaray'da bugün yani sol stoperde sağ stopere göre daha düşük performanslı Sanchez'i falan sayarsak hani bayağı bir joker var. Hani Mertens'in oynadığı yerde belki Kerem Demirbay denenebilir. Kerem Demirbay'ın oynadığı yer tam Kerem Demirbay'ın yeri değil. Yani bu kadar çok jokerle de bayağı karman çorman bir şey oluyor. İşte joker niye var bir destede? Bir kağıt kayboluyor ya da çok yıpranıyor, üstüne yazıyorsun işte hani Karoas. Karoas'ı o yapıyorsun, koyuyorsun. Yani jokersiz oynanan çok oyun var. İşte bir desteği sürekli yenilemek yerine jokerlerden destek oluyorsun. Ama hani iki tane kağıt kaybolduğunda jokerleri kullan, üçüncü kağıt kaybolduğunda yenilenmen gerekiyor. Yani Galatasaray bugünkü maçta bence bu stresi, yaşadığı stres dozu aslında takımdaki yapısal eksiklikleri de bir anlamda bir kez daha ortaya koymuş oldu. Maçın puan olarak kayıpsız geçilmesi Galatasaray açısından bir şans ama hani oyun olarak performans olarak baktığında Galatasaray anasının ak sütü gibi hak ettiği bir 3 puana sahip oldu. Yani işte çekilen şut işte ve yapılan pas, topa hakimi olma, girilen pozisyon. 5 tane top direkten döndü ya. Yani Galatasaray hak ederek kazandı ama bir stres yaşadı. Bu stresi neden yaşadı? Şimdi siz sağ bek olmayanla sağ bek, sol bek olmayanla sol bek, sol stoper olmayanla yok adamın sol stoper. Yani. 8 numara defansif 8 numara olmayanla defansif 8, 10 numara olmayanla 10 numara oynarsanız sonuçta bir yerde işte koskocaman bir 45 dakikayı boşa geçirmiş, hatta soyunma odasına da geride giriyor olursunuz. İlk yarısı itibariyle Galatasaray'ın çıkarması gereken çok ders var. Çünkü daha bu ligin henüz yarısı bitti. Yani Galatasaray'da devam eden bu ara transfer sürecinde yapılması beklenilen transferler var. Elzem transferler var. Boye'nin gidişiyle artık bir de sağ bek mevzusu ortaya çıkmış oldu. Ama ya kulübün imkanlarına bakarak, maddi imkanlarına bakarak ve aynı zamanda da gelecek olan oyuncuların uyum sorunu düşünülerek, uyum süreci düşünülerek biraz daha çabuk davranılması gerekiyor ya da hiç alınmasın. Bak gerçekten bak söylüyorum. Yani faydası 5 hafta sonra dokunmaya başlayacak bir transfer gibi bir nokta değil. Yani kafa net kafaya transfer. Giden bir yarış. Net transfer lazım. Yani o yüzden diyorum hani işte ofansif orta saha alacaksan Bakasetas'ı tercih etmen lazım. Çünkü neden? Buranın oyuncusu. Seni de tanıyor. Rakiplerinle de oynadı. Anlatabildim mi? Hani artık o uyum sorunu falan filan oraları geçelim. Yani ligden transfer yapması lazım Galatasaray'ın. Belki. Aa enteresan bir şey. Ama yani başka şansı yok. Ha, ligde de çok adam var mı? Yok. Ama hani mesela Fenerbahçe işte Serdar Dursun'u tekrar bünyeye çağırıyor. Görüntü o şekilde cereyan ediyor. Umut Nayır'ın gidişiyle aynen beraber. Mesela. Yani Galatasaray'da Berkan'ın dönüşü bugün dahi gösterdi ki çok olumlu. Hani
önemli bir... İşte o da joker. O da sol bek oynadı. Kuntz'un kulakları çınlasın. Hani gerçi o üçlünün solunda oynatmıştı ama... yani Berkan'ın sol bek, Kaan'ın sağ bek olduğu bir Galatasaray için... Maç yine de, başladığı bir Galatasaray için maç yine de hani mutlu sonla bitti. Hak ederek mutlu sonla bitti. Hani şans eseri kazanmadı Galatasaray. Hatta daha farklı bitmeliydi. Ama şunu da bir kez daha gördük ki Galatasaray'ın yapısal problemleri var. Rakibi her geçen gün gücüne güç katıyor. En son sarı lacivert formayla milli takımın stoperi Çağlar Soyuncu'yu gördük. Yani Bonucci'yi aldı Fenerbahçe. Krunic'i aldı. Başka var mı? 3 oyuncu aldı. 3 oyuncu. Ya 3 oyuncu aldı lider takıma. Yani aynı puanla sıkı takipte olan Galatasaray'sa mesela Boye'yi sattı. Oliveira ameliyat oldu falan. Hani bu arada bugün artık 30'u diyelim. İkisini 3'e bağlayan gece saat 02'de 3 futbolcuyu UEFA listesinde yazdırma şansında sıfırlamış ya bak, olacak Galatasaray. O tarih geciktiyse yani İkisini bağlayan gece dedim. İkisini 3'e bağlayan gece var? Yani 3'ü diyelim ama 3'ü de gece 02'de. Yani 3 gün diyelim 72 saat. Diyelim. Evet. Tamam mı? Ya 72 ya 96 ama galiba 72. Yazdırabiliyorsunuz çünkü 72 saati var Galatasaray'ın. Apar topar saçma sapan hani sırf bir ismi kazandırmak için yapılacak bir transfer yerine 96 saat var ya. 96 mı var hocam? Cuma günü oluyor. Biz sözelciyiz hocam o yüzden. Evet. Hayır, ben sözelci değilim de ikisini 3'üne bağlayan gece 12'de bitiyor anladığım kadarıyla. Evet 02. 0-2 de bitiyor. Yani 3'ünde bitiyor aslında. Yani 96 saat falan yani. 96 saat diyelim. 4 gün. Salı, çarşamba, perşembe, yani bu 4 gün içinde çoktandır Galatasaray yani affedersin de hani Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonun başında da sol beki sorundu. Hala yani bir sol bek menüsü vardır herhalde ellerinde Galatasaray'ın futbol aklının. Hani Ulaş olmadı, Cüneyt olmadı, Serkan şeklinde bir şey vardır. Şimdi bunlardan gelir gelmez takımla birlikte oynayabilecek ya önündeki adamla daha önce oynamış ya yanındaki adamla daha hani ben ligden alınmasını daha mantıklı buluyorum. Hani çok da adayım yok doğrusunu söylemek gerekirse. Ama hani ligden transfer yaparsa en azından lig şampiyonluğu yolundaki iddiasını sürdürebilir Galatasaray. Yani düşün şimdi İtalya liginden orta sıra takımından sol bek aldın. İyi de bir sol bek. Aa iyi transfer falan dedik. Geldi adam evine yerleşti. Bakkala çakkala alıştı. Takım arkadaşlarının ismini öğrendi. Okan Buruk'un vizyonunu, işte mentalitesini kaptı. Takımın maçlarını izledi falan. Yani ne kadar sürer abi? Yani en uyumlu adamın oynaması. Şimdi bazı mevkilerde de kolay değil. Yani golcüyü ileride tek başına, tek forveti oynatırken. Valla Galatasaray'ın bu sezon yaz transferini yaptığı birçok oyuncunun hala uyum sağlayamadılar. Yani Zaha falan. Okan Hoca. Hani... Bugün yani. Zirve yaptı diyebiliriz yani. 23 muazzamdı. Hafta geçmişlikte. Hani onu da bir vurgulayalım da hani çünkü Zaha bugün dedi ki tamam sakin olun. Hani ben Zaha'yım. Bakın fabrika ayarlarıma ufak ufak dönüyorum. Bugün de tam Zaha izledik yani. Gerçekten eksiltirken de şutta da Zaha standardını bugün bize gösterdi. Yani benim bildiğim Zaha standardını bugün ben sahada gördüm. O sevindirici Galatasaray açısından. Kerem'in tepki görmesini anlamam mümkün değil. Okan Hoca ne dedi muhtemelen konuşulmuştur. Ama Galatasaray'ın yapısal eksikleri var. Eksik derken? Ya 5 tane jokerle oynanmaz hocam. Yani yama yapıyor bazen. Sağ bekin sağ bek değil. Sol stoperin sol stoper değil. Ya, Torreira ile birlikte ikili. Evet. Dörtlünün önünde oynattığın ikiliden birisi ofansif. Ama kazanıyor ofansif. Bunlarla Galatasaray. Ya kazanır tabii ki. Oyuncu kalitesine baksana. Zaha'nın golüne bir bak ya. İşte Yıldızlar topluluğu Galatasaray diye başladı sezon ama galiba teknik direktör takımı Galatasaray'a evrildi. Okan Hoca'ya da pay çıkarmak dersin burada. Ama çok fazla sayıda joker var yani. Hayır, rakibi de hocam bir şey mi diyecek? Yok estağfurullah. Rakibi de çok bence iyi analiz ediyor. Ben Trabzonspor maçında onu rakip çok net çok olarak gördük çok ve rakip teknik direktörün de Okan Hoca'nın ortaya koymuş olduğu o analizin sonucunda oyunculara vermiş olduğu görev karşısında rakip teknik direktör çözüm de üretebilir. Evet, bir adım geriden başlıyor. Çok enteresan bir şey bu. Jesus'a yarattığı fark da geçen sene tam olarak buydu. Ürettiği çözümü de yeniden yok ediyor. Yani onun B planını da yapıyor. Yapıyor. Bir sonraki aşamasında. Ama hani o da istemez bu kadar jokerle oynamayı değil mi hocam? Kimse istemez. Yani bir de bek olsun, açık gibi açık ama olsun. Ama çözümü üretiyor sonuçta. Bir yani de mesela bugün, yani bir kere bugün şunu söylemek çözüyor. Gerekir. Hani
Bir şeyleri saha içinde doğru yaptı mı? Rakip ceza sahası içinde herhalde rekor kırdı değil mi? Topla buluşma rekoru. İlk yarıda 27 kez. Hocam 65 kez buluşmuş. 65 of. Yani. Fener'de 70. Fener 71. 71'di Başakşehir'de. 71. Şimdi futbolun hani adaleti yok deniliyor ya. Adaleti var. Var var. Hayır. Adaleti doğru oynadı mı? Doğru işler yaptı mı saha içinde? Futbolun adaleti yok diye bir şey yok. Futbolun adaleti tecelli ediyor. Yani bunu geçen mesela bir hafta önce, 3-4 gün önce Başakşehir-Fenerbahçe maçında gördük değil mi? 71 aynen. kere buluştu. Maç 11'e 11'ken de mesela oyuncu kırmızı kart görmeden o arada zaten 30 kere buluşmuştu Fenerbahçe. Galatasaray da bugün iki yarıda da özellikle ikinci yarı ciddi bir dominasyon yaptı. Onun için futbolun adaleti yok falan değil. Doğru oynadın mı? Güçlü bir oyun sergilemeye başladın mı? Futbolun adaleti tercih ediyor. 5 topun direkten dönüyor. Ve de ilk devre mesela Galatasaray çok iyi oynamadı. Oyuncular topun önünde hareketsiz falan gibi göründü. Daha pasın ritmini arttıramadı. Sahayı genişletemedi. Ve de kenar bekleri olmadığından hem Kayan Ayan oranın orijin değil yama yapılmış. Solda da Berkan aynı şekilde eksikliğini yaşadı. Ama 20. dakika tabela 3-0 Galatasaray lehine olurdu Serkan. Olurdu. Niye? Bir top Mertens hareketli oyunda kaçırdı. Bir tane Kerem kaçırdı. Icardi'nin de duran toptan kafa vuruşu direkten döndü.